Ay nereye çıkmış bu yani? Daha yeni aldık oğlum. Ben yapmışsın. Ay nereye çıkmış bu yani? Ay. Bunlar bizim eve mi bakıyor? Ne bakkalı? Az önce Hazan ölüyordu ya. Sadece yarım saat bakmanı istedim, o kadar. Sibel bir dinler misin? Bir şey anlatıyorum, bir dinlesene. Neyi dinleyeceğim? Ha? Hazan'ı tek başına bırakıp gitmeni mi dinleyeceğim? Sibel bakkala kadar gittik ya, bakkala kadar gittik. Hala bakkala kadar gittim diyorsun Okan, neyi anlamıyorsun sen? Sen neyi anlamıyorsun acaba? Sen neyi anlayamıyorsun? Ne var bir kere, sadece bir kere açsan kalbinin kapılarını? O sana baba demiyor diye mi yavrum demiyorsun? Koşup kucağına atlamıyor diye mi sarılmıyorsun? Okan, tek ihtiyacı onu sevmen. Neden anlamıyorsun? Tüm şikayetlerinizi ve anlattıklarınızı dinledik. Yaptığımız muayene sonuçlarında bulduğumuz klinik bulgularla sizin şikayetleriniz örtüşüyor. Ya doktor bey, siz Sibel'in dediklerini mi kontrol ettiniz Allah aşkına ya? Nedir, nesi var bu çocuğunuz? Biz bir şey söyleyin ya. Okan Bey, şöyle ki bazı semptomlar ailenin dikkatli takibi sonucu ortaya çıkar. Sonra da aile bize bunu bir şikayet şeklinde anlatırlar. Biz de bu tespitlerin sonuçlarını değerlendiririz. Evet, sizin tespitleriniz bizi doğru yönlendirdi. Bu konuyla ilgili çok değer verdiğim bir hocam var, ona bazı şeyler danışacağım. Bu yüzden sizi bir süreliğine yalnız bırakacağım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bak böyle olur işte. Kendin bir hastalığa inanırsan doktorları da böyle manipüle edersin. Adam yok bir şey diyor, sen hala bir şey olduğunu söylüyorsun. Adam da hastalık bulmaya çalışıyor çocuğa. Okan cahil cahil konuşma. Ya ne cahili ya, ne cahili? Hiçbir şey konuşmuyorum ben. Adam gibi bir şey söylüyorum. Hayır,
hastanedeyiz ve uzman doktorun karşısındayız. En güvenilir yerdeyiz. Hala nasıl beni suçlayabiliyorsun? Nasıl bu gerçeği reddediyorsun? Ne gerçeğinden bahsediyorsun Sibel? Yok bu çocuğu buna gösterelim, yok buna da gösterelim. Acaba bu mu bilecek, acaba kim bilecek? Ya adam da bunun için uğraşıyor. Sen o kadar doldurdun ki insanları. Adam da bir şey bulmaya çalışıyor. Çocuğa hastalık bulmaya çalışıyor. Ya ben kendi çocuğumun hasta mı olmasını istiyorum? Evet. Bazı tanıları koyarken çok titiz davranmak gerekiyor. Kararın lehine ya da aleyhine olabilecek her türlü ihtimali göz ardı etmemek gerekiyor. Bu sebeple tüm sonuçları denedik, tükettik diyebilir misin? Bir sonucu varamadınız yani, bir şey yok yani, değil mi? Tam olarak öyle değil Okan Bey. Bu gibi durumlarda bazı tanı kriterleri değse de Hazal'ın mevcut durumdaki bulgular bizi tek bir sonuca götürüyor. Ya ne bulgusu, ne sonucu doktor? Allah aşkına bir şey söyleyin ya. Ne olur ya, lütfen. Hazan otistik. Nasıl? Nasıl bir şey bu ya? Saçma. Çok saçma yani. Bizim nasıl bir şey, nasıl bir saçmalık ya? Gidiyorsunuz, yok hocama danışacağım diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, çocuk otistik diyorsunuz. O hoca gelsin beni de görsün canım. Böyle saçmalık olur mu? Bir kan testi, bir şey. Hiçbir şey almayacak mısınız canım siz? Bu bir süreç. Ve bu süreç içerisinde iki tane değişmeyecek unsur var. O da sizsiniz. Anne ve baba. Ve anne baba olarak bunu ne kadar çabuk kabul ederseniz bu süreci yönetmekte de başarılı olursunuz. Otizm ölünceye kadar iniş ve çıkışları süren bir ruh halidir. Bu süreci iyi yönetirseniz Hazan hayatında belli başarılara imza atabilir. Durmadan dinlemeden bu çocuğun bir şeyi vardı. Bu çocuğun illa bir şeyi var dedi. Al buyur, bir şey var işte. Rahatladın mı Sibel? Yağmurun gözyaşlarımıza karışmasını, aynı hatıraları birlikte ağlamayı dilerdim. Birlikte biriktirdiğimiz hatıralara. Küçücük ellerini avuçlarıma aldığımda gözlerimin içine bakıp bir kez olsun anne dediğini duymak istiyorum sadece. Sadece tek bir sözcük kazanım. Kendim için değil, duymak için değil, senin için istiyorum. Bir kelimeyle başlayacak her şey. Ve sonra acını, öfkeni, hüznünü anlatabileceksin. Acıktım, üşüdüm, yoruldum diyeceksin. Özledim, seviyorum diyeceksin. Canın yanarken bile sessiz kalıyorsun ya. İşte ben buna dayanamıyorum.
taş duvarları yıkıp geldim, hayatını yıkıp geldim ey. Sibel'cim, biliyorum kolay değil. Anneliğin en zor halini yaşıyorsun. Bazı şeylerin çok eskiye dayandığını da biliyorum. Sorunları kabul etmeyen, hatta reddeden biriyle evlisin. Ama şu anki durumumuz evlilik sorunundan çok daha öte. Karı koca uyuşmazlığını konuşacak durumda değiliz. Sibel'cim, hayat herkese adil davranmıyor. Ama yaşadıkların seni güçlendirdi. Unutma. Sabretmeyi, baş etmeyi, dayanmayı biraz da hayat öğretti sana. Haklısın ama çok yoruldum artık Feride. Biz giderek dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz. Anlıyorum Feride. Anlamıyorsun. Çocuğuna gösterdiğin anlayışı kendine göstermiyorsun. Ve zamanımız giderek daralıyor. Ameliyat tek ve son çare. Konuş Okan'la. Durumu kavrayıp anlamasını sağla. Sorumluluk alsın. Sonra da hemen bir planlama yapalım. Emin ol, Okan'la konuşmak o kadar kolay olmuyor. En azından Hazan'ın sorumluluğunu üstlensin. Evladınla bir kere göz göze gelememek ne demek biliyor musun? Bir kere anne demesini duyamamak. İnşallah gözüm arkada kalmaz. Ben olmasam Hazan'ım ne yapacak, bir tek onu düşünüyorum. Senden sonrasını konuşmayalım. Şu an sen varsın. Ve varlığını sürdürmenin tek yolu bu ameliyatı olmak. Ben hem çok iyi bir doktor hem de çok iyi bir dost. Çok yalnızım ve yanımdasın, sağ ol. Bunların hepsini atlatacağız. Yaman arıyor. Efendim oğlum. Ya anne. Ya Hazan'ı susturamıyorum ben ya. Tamam, sen Hazan'ı al hemen, durayım geliyorum ben de, tamam. Tamam. Çıkmam lazım. Sağ ol Feride. Okan'la konuşacağım mutlaka. Hocam bir kabul olur. Bir yurt dışına çıkarsam. Çok mutlu olacağım Hazan. Özellikle de seni görmeyeceğim için. Belki sen beni tanımayacaksın ama ben seni hayatım boyunca unutmayacağım. Hele bana yaşattıklarını asla. Şu sessizliğin yok mu? Ortalığı karıştır, sonra böyle sus pus kal. En çok da buna sinir oluyorum. Kolay gelsin Hikmet abi. Hoş geldin Basri. Hoş bulduk. Abi, bana biraz ödeme yapabilir misin acaba? Yaparız, hallederiz. Ne kadar lazım? Abi işte bak... Evlatlarım! Lan! Şşt, gel buraya, gel. Gel, bırak, bırak. O sütler Cemal'in. Abi, her gün iki şişe bizimki de can be abi ya. Ne olur ya, yazarsın hesabı, olur biter.
ineklerimi çalan müdür inşallah ölürsün. Ya şuna bak ya, şu laflara hadi. Bak. Hadi hadi. Geç abi sen yüz veriyorsun. Hadi geç. Yani. Minibüs geliyor. Geç kaldık, yapacak bir şey yok. Hadi. Tut elinden oğlum. Şunun yüzünden ne dışarıda huzur var, gel ne kız. De evde. Zaten kötü oldu. Söylenme şimdi. Gel yardım et. Hadi gel anne. Hadi Hazan. Hadi anneciğim. Bak bir şey olmayacak. Hadi bakalım. Gelmiyorsun, kardeşine yardım etmiyorsun. Yine ben kabahatliyim anne. Anne şu halimize bak, tek başımıza minibüse binemiyoruz. Ama ben sana söyleyeyim, biz bu gidişle dışarı falan çıkamayız. Çıkmamalıyız da. Yandı desin diye, bir kere ah desin diye ben çocuğuma neler yapıyorum ya? Anneyim ben, anne. Ya ben Hazan'ı doktora götüreceğim. Öyle senin doktor arkadaşlarına falan da değil tanıdık. Konunun uzmanını da bulup ona götüreceğim. İster benimle gelirsin, ister benimle gelmezsin. Ben artık aklımı oynatacağım çünkü. Yeter. Allah'ım. Beni Hazan'dan önce alma bu dünyadan. Bir şey. Gel. Tut. Tut bakalım. Gel anneciğim. Gel benden. Gel kızım. Gel bakalım.
Gel bakalım anneciğim, otur. Bak hiçbir şey yok. Otur anneciğim. Ne kadar çabuk geçiyor zaman değil mi? Miniciktin. Şimdi kucağıma sığmıyorsun. Öğretemedim seninle yaşamayı. Çabaladım ama olmadı. Özür dilerim kızım. Benden başka kim sen yap bu hayatta? Özür dilerim. Korkuyor. Sen nasıl idare edeceksin? Nasıl becereceksin Hazan'la yalnız kalmayı? Alt tarafı şu tül perde. Hepsi bu. Ya sen söylenerek mutlu mu oluyorsun Sibel? Ha? Söyle. Tamam kızım, tamam. Anneciğim. Gel. İhtiyar, ne haber? İyi kardeşim, senden. Ya şu geçen ayki nakliye dosyalarını bulamıyorum. Ne yaptın onları? Nasıl, yolladım sana? Yok, bende yok valla. Bir dakika dur. Bende gitti görünüyor. Ya Okan, başka bir şey soracağım. Çoktandır bir araya gelmedik. Şöyle ailecek tekrar bir araya gelsek şu sıralar. Ne dersin? Ya ben bir şey, Sibel'le bir konuşayım. Yani müsaitlik durumu için, yanlış anlama lütfen. Ona göre sana haber vereyim, olur mu? Anladım kardeşim. Gitti abicim dosya. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Çok sağ ol. Eyvallah. Yurt dışına projem gidecek değil mi? Tabii. Şu formu doldurmanız gerekecek. Dört gün içinde adrese ulaşın. Kızlar, biz iş yerinde bizim patronun konuşmamasını konuşmasına tercih ediyoruz. Çünkü adam ağzını açınca söylediği iki kelimenin bir tanesi ya piyasalar ne olur, piyasalar ne olur. Ya elinin körü olur. Sana ne piyasalardan? Ulan senin şirketin etin ne, budun ne? Sana ne piyasalardan? Oğlum adam kendi çapında umutlanıyor. Ne yapacağım? Hay Allah, ne oldu çocuklar? Ben hallederim. Ya çocuk olur öyle şeyler ya. Büyük bir ihtimalle bu benim eşek sıpası Hazan'ın sevmediği bir şey yapmıştır. Yok yok, önemli değil. Yok kusura bakma Kemal, hakikaten kusura bakma. Serkan'cığım, sen hiç ilgisi yok. Ya kusura bakacak bir şey yok arkadaşlar. Öyle şeyler söylemeyin. Düşünmeyin bile hatta böyle şeyler ya. Bir tatlı matlı bir şey yok mu yani? Ben tatlı getireyim. Hadi sana zahmet.
Okan. Hı. Konuşalım mı biraz? Yarın konuşalım mı ya? Bugün biraz dinlenelim biz ben. Ha? Uyuyalım. Ha, olmaz mı? Yarın konuşalım. Evlatlarım. Bu ne yapıyor? Cemal. Evlatlarım. Ne güzel evlatlarım. Evlatlarım. Bu ses nereden gel kızım? Ne oluyor ya? Evlatlarım. Aa Basri. Ne yapıyorsun abi, sen orada? Abi dur. Abi dur. Abi dur. Abi dur. Abi dur. Sakin ol. Abi dur. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi. Ya bir de sakin ol. Oğlum çocuk ya bu. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Tamam tamam. Ya tamam yeter. Hadi sütleri al diye bir şey demiyoruz. Arabaya kilitlemek ne ya? Bu kaşıncı tamam, ya. Oğlum çocuk ya tamam. Bunun yüzünden herkes beni deli zannedecek. Tamam korkma. İnşallah ölürsün. Hayır. Sen de yapma be. Laflara bak. Tamam. İnşallah ölürsün. Tamam. Verilmiş sadakanız varmış. Hadi biraz soluklanalım. Hakikaten verilmiş sadakamız varmış Mehmet abi. Yürü kızım, yürü. Yürü anne. Sibel. Onları yalnız bırak Kemal. Geç, otur. Cemal. İnşallah ölürsün. Geç şöyle. Otur. Buraya, buraya. İnşallah ölürsün. Cemal geç. Oh. Baksana abi ya. Beni görmediler bile. Bak Yaman. Hayatta her şey için hazır olabilirsin ama çocuğun için hazırlanamazsın. Çok özel bir çocuklar. Onlar doğar ve her şeyi değiştirir. Eğer çocuğa sevgi verirsen mutlu bireyler olurlar. Yok vermezsen mutsuz olurlar. İşte Cemal mahallenin sevgilisi. Küçüklüğünden beri ta kısa doluyken. O zamandan beri annesi babası bize emanet edip işe giderlerdi. Ama kim söylemişse takmış süt kamyonuna kafayı. Üstündeki inekleri kendini zannediyor. Doğal olarak sütleri de tabii. O yüzden ne zaman süt arabası gelse bir iki tane aşırıp eve götürüyor. Ha, yani ineklerin çaldığını düşündüğü için müdürün ölmesini istiyor. Evet. Ya işte bizle paylaşamadığı duygularını sanıyorum sütleriyle paylaşıyor. Çok güzel bir çocuk o. Anlayamıyoruz ama belki de anlamak istemiyoruz. Kendi dünyası var. Cemal, iyi misin? Evet. Çok iyidir Cemal. Ölürüm ben sana. Shh.
babası. Ben seni hem bu kadar çok sevip hem niye sana hiç sarılmamışım kız? Senin kimseye ihtiyacı yok ki. Bizim sana çok ihtiyacımız var. Bizim sana çok ihtiyacımız var. Burak City. İt filmin adresi. Of Hasan, of. Sibel'cim, bütün kariyerinden vazgeçip kendini Hasan'a adadın. Hastalığını bile unuttun. Bak, tam da bundan bahsediyorum işte. Okan'a hala söylemedin değil mi? Söylemeye çalıştım ama... senin durumu tam olarak anladığını düşünmüyorum. Hem kendine hem de ailene haksızlık yapıyorsun. Feride, benim tek korkum Hasan. Okan'ın hala buna hazır olduğunu düşünmüyorum ben. Ve inan
Bu beni çok korkutuyor. Hazan'ın gölgesinde kendini unuttun. Sen yapman gerekeni yap, Okan da yapacaktır. Senin sorumluluğun ona gerçeği söylemek. O kadar kolay. Lütfen söyle Sibel. Lütfen. Bak zamanımız daralıyor. Doğru söylüyorsun. Okan'a söyleyeceğim. Sağ ol. Tut, tut yüreğimden. Tut işte, tut, tut. Hazan, dışarı çık. Hazan, dışarı çık. Çıkmayacaksan da şurada sessizce otur lütfen. Öyle mi? Nasılsın? Hazan! Oğlum. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsun sen ya? Ne demek ne yapıyorsun baba? Ben mi bir şey yapıyorum şu an? Ya en azından akşamları odamdan uzak tutsanız da ben de rahat etsem baba. Dur kızım dur. Geçti kızım. Geçti. Geçti kızım. Geçti kızım. Geçti kızım. Geçmedi anne. Hiçbir şey geçmedi. Ya sen ne yapıyorsun? Terbiyesinin alemi yok. Lafını bil. Eğer bir şey söyleyeceksen adam gibi otur şurada konuşacağız. Benim konuşacak bir şeyim yok baba. Buraya gel. Laf sokup sokup çekip gitmek yok. Tamam mı? Eğer bir şey söyleyeceksen benim de sana söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerin de benim için hiçbir şey ifade etmiyor baba işte. Tamam! Yeter ya. Ya ne oluyor ya? Ne bu kavga ya? Sürekli kavga, sürekli gerilim. Ve bunun nedeni sizsiniz. İkiniz de gerçekleri görmezden geliyorsunuz. Hazan'ı görmezden geliyorsunuz. Sen bir kardeşine baksana, kardeşini bir gör. Sen kızına baksana. Ha? Neden gerçekleri görmezden geliyorsunuz? Kardeşime mi bakayım? Ya ben ölüyordum Hazan için anne, sen onu gördün mü? Görmedin. Kaza geçirdik de ben orada ölebilirdim ama sen sadece Hazan'ı gördün. Ben de vardım orada ama sen beni görmedin işte. Görmedin, beni görmedin. Sen de oradaydın. İşte kastettiğim tam da bu Sibel. Ailenin dengesi bozuldu. Söylüyorum sana, kimsenin Hazan'la bir problemi yok. Ama senin bütün sorunun, bütün hayatın Hazan be güzel. Hayır. Benim bütün hayatım Hazan değil. Hazan'ın bütün hayatı benim. Ve siz onun ihtiyacı olduğunda yanında olmadığınız için o boşluğu ben tek başıma doldurmaya çalışıyorum. Okan, aile olmak sorumluluk almak ister. Eğer herkes üstüne düşen yükü alırsa olaylar biraz daha hafifler. Hepimiz ya Hazan'ın elinden tutup yanında duracağız
Ya da siz bensiz yola devam edeceksiniz. Ne bensizli Sibel ya? Ne diyorsun ya? Bensiz ne demek? Ya Okan tamam sen git işte sonra... Nereye gideyim kızım? Aa, ben bensiz de hem git hem de... Sibel, gerçekten bu işin suyu çıktı artık. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ha? Bensiz ne demek ya? Sen bir yere mi gidiyorsun? Bizi mi kovuyorsun kızım? Ha? Okan kimsenin kimseyi kovduğu yok. İnsan zaten ailesinden kovulamaz. E o zaman bensiz ne demek? Görüyorsun bu çocuğun halini ha? Yaman'ın halini görüyorsun. Eğer aile senin için bu kadar önemli bir şeyse... ...Yaman'ın da benim de bu ailenin bir bireyi olduğunu unutma, tamam mı? Eğer gerçekten senin bütün derdin aileyse. Evet benim gerçekten bütün derdim ailem. Göster o zaman bunu. Göster o zaman bunu. Daha ne kadar göstereyim? Ama bundan sonra istesem de gösteremeyeceğim, olamayacağım çünkü. Ya Sibel ne diyorsun? Allah'ını seversen çıldırtma burama geldi. Çıkar ağzındaki baklayı. Okan ben ölüyorum. Ölüyorum ben Okan. Ve benim tek üzüldüğüm şey, ben oğluma annelik yapamadım. Onun bebekliğinden başka hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Onun en sevdiği film, onun en sevdiği müzik, en sevdiği renk. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben oğlumu tanımıyorum ve onu tanıyacak vaktim kalmadı.
Yaman. Yaman. Efendim anne. Oğlum, bugün benim biraz işim var. Kardeşine sen bak, olur mu? Tamam. Abini üzme bakayım. Aslan oğlum benim. Birbirinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bak bak, kıyafetlere bak bak. Ay çok güzeller. Bir şey söyleyeceğim. Bunu alalım mı sana? Bana olur mu? Ya bir dakika bakayım. Bak bakayım. Geç. Olur mu bana? Ha? Bu ya abi, budur ya. Hazan, sus. Ya yeter ya, sus. Allah'ım sus ya, sus. Bak böyle dur işte Hazan. Bana bak, bana. Böyle dur Hazan. Allah'ım böyle dur. Zamanım senin saçmalıklarından daha değerli Hazan, anladın mı? Sen gel gel. Daha neler göreceksin. Canım. Ustacığım kolay gelsin. Hazan sus. Teşekkürler. Bir dakika hayatım, her şey usulüne uygun olsun. Buyurun. Teşekkürler. Siz menüye bakın, ben birazdan geleceğim. Teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hayatım. Yıllar sonra ilk defa baş başa kaldık. Evet. Sibel'im, sana söz veriyorum, bütün kaybettiğimiz mutsuz zamanları telafi edeceğim bundan sonra. Bir de. Şerefe. Tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ilk adımlarım gibi kardeşine. Ya baba, o normal değil ya. Hiçbir şey yapmama izin vermedi. Ben de yapacak başka bir şeyim yoktu ki. Ne demek yoktu ya? Ne demek yoktu? Böyle mi çare buluyorsun? Çocuğu bağlayarak mı? Sen nasıl gideceksin bu projeye, çalışacaksın da okul kazanacaksın bana ha? Ya Hazan'dan da sizden de bu evden de bıktım ya. Ya şu projeyi yapıp şuradan kurtulmak istiyorum. Ona bile izin vermiyorsunuz ya. Şöyle gel konuşacağız. Yaman! Sen nasıl bencil bir çocuksun? Nasıl bencilsin ya? Belki bu konuda da sana çekmişimdir. Yaman bak. Oğlum bak, bana hayat boyu yapmadığım şeyleri yaptırtma Allah aşkına ya. Bir susun lütfen. Hakikaten ne hale geldik? Oğlum. Yaman. Sen neden böyle konuşuyorsun anneciğim? Ben seni ne kadar çok seviyorum. Biz seni ne kadar çok seviyoruz. Niye böyle yapıyorsun anneciğim? Ne kadar mı çok seviyorsun? Ya Hazan doğduğundan sonra beni ne kadar çok sevdin anne. Ya özel liseye gitmek istedim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne.
dedin ki Hazan'ın masrafları var. Seni özele yollayamayız. Hazan'ın masraflarıyla uğraşmamız gerekiyor dedin. Arkadaşlarımla geçen sene yaz kampına gitmek istedim ya. Ona da hayır dedin. Ona da bir şey demedim. Yaz kampına gitmedim bari en azından ne bileyim baskete, futbola, bir şeyler sinemaya gidelim, bir şeyler yapalım istedin. Hayır çünkü evde Hazan var dedin. Bir şey yapayım Hazan var, oraya gideyim Hazan var, buraya gideyim Hazan var. Ya burada Yaman'da var. Burada Yaman'da var. Ben de senin oğlum. Herhalde anneciğim. Ama senin kalbin o kadar Hazan'la dolmuş ki. Benim kalbim kurudu. Benim kalbim kurudu. Anneciğim öyle şey olur mu? Benim kalbimde bir tek sen ve Hazan varsınız. Benim için ne hissettiğinizi bile bilmiyorum anne. Sırf ilgini çekeyim diye bana vurmana bile razıydım ya. Ya caddede, okulda, evde bile tek başımaydım. Tek başımaydım. Ben dışarıda bir sebepten dolayı bir yere düşeyim. Bir şekilde ayağım sendelese düşeyim. Bir el uzatıp beni kaldıracak olan kimse yok. Ne sen, ne babam, ne de başkası. Ya elimden tut istedim. Sen ya da babam ikinizden birisi tutsun istedim, tutmadınız. Demin duydunuz, tut yüreğimden anne diye şarkı yaptım. Tutmadınız. Özür dilerim abla. Tutmuyorsunuz ki. Anneciğim. Özür dilerim. Kazanmak her şeyi kaybetmeye değer. Tut, tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ilk adımlarım gibi tut. Anne benim aklımda bir fikir var. Ama sen ne düşünürsün bilmiyorum. Söyle oğlum. Acaba ben Hazan'la... Oğlum söylesene. Ya ben arkadaşlarımla buluşacağım ya. Hazan da benimle gelebilir mi?
ya da unut. Beceremem. Oğlum neyi beceremezsin? Sen neyi becerdiğini farkında mısın? Yani Hazan'ın hani salonda yanımıza gitarını alıp geldiği gece. Hazan için ne kadar büyük bir adıma farkında mısın sen? Ve bunu senin sayende becerdi. Senin sevginle. Senin sevginle bizim dünyamıza girdi. O zaman gelebilir yani. Evet, nereye istiyorsan gelebilir oğlum seninle. Sen onun abisisin. Ve neyi başardığının farkına var. Tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ellerimden tut anne tut. Tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ellerimden tut anne tut. La 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 la. Bir daha yap. Hadi. Bak, korkacak bir şey yok. Ben de bilmediğim şeylerden korkarım. Ama korkma. Artık her şeyi birlikte öğreneceğiz. Korkacak bir şeyimiz kalmayacak. Sen üşüyor musun? Şurayı biraz... Siz de mi çıkınız? Hop. Zıma. Zıma yoksa ben. Thank you.
Başarıyoruz kızım. Yavaş yavaş da olsa her şeyi başarıyoruz. Artık yalnız da değilsin. Ben de direneceğim seni yalnız bırakmamak için. Yaman. Oğlum. Ha anne. Bugün sıkamadım meyve suyu, yersin. Eline sağlık, olsun. Anne, anne. Ha. Şey ya, benim projeyle ilgili mektup falan geldi mi, gördün mü hiç? Aa, hiç bakmadım Yaman. Sen kontrol ettin mi posta kutusunu? Yok, etmedim. Hadi bak bakalım. Konuşulmaz. Hele Cemal'e hiç el kalkmaz. Kalkan eli bizzat ben tanıyorum. Tamam, tamam. Delikanlı, bu mahallede böyle şeyler olmaz. Hadi basit. Tamam abi. Evlatlarım. Tamam Cemal, geçti, korkma. Tamam. Evlatlarım. Tamam. Geçti, süklensene. Cemal. Evlatlarım. Bak sana yeni evlat, bak Cemal. Tamam, korkma. Evlatlarım. Motor inşallah öldürsün. Ölsün, ölsün. Ama Cemal'le bir şey olmasın ha. Cemal'ler yaşasın. Cemal'ler yaşasın müdür. Ha? Ha? Hadi gel bakalım. Ama ineklerimi bıraksın. Cemal'ler yaşasın. Da şeker bir kuşmuş. Bunu mu taksak acaba? Güzel kızım o benim. Ne ısmarlayayım size? Abi ben hiçbir şey almayacağım. Şu an çok iyiyim. Zaten bizimkilerin yanına geçeceğim birazdan. Yaman, nedir bu mutluluk? Ben yurt dışı için bir proje hazırlıyordum ya abi. He. O kabul oldu, şimdi yurt dışına çıkıyorum. Hadi canım. Vallahi çok sevindim. Ama annen çok üzülecek. Ya yok be abi, annem çok beni takmaz. O nasıl söz Yaman? Abi öyle. Yani gittiğimi bile fark etmeyecek. Bak Yaman. Anne babanın içinde olanı evlat sahibi olduğunda anlayacaksın. Annenin yüreğine düştün mü o sevgi, gözünün nuru olur evladı. Aman abi ne demezsin sen, annemin gözünü oymadığına dua et. Ah Yaman ah. Şimdi ne desem boş. Ama sana bir tavsiyem var. Annenin gözlerinin içine bak. Orada bulacaksın cevabı. Ama bunu ileride anlayacaksın. Yaman. Oğlum. Efendim anne. Oğlum apar topar çıktın, posta kutusuna gittin.
Ne oldu? Neden söylemiyorsun? Ha? Kazandım! Aferin! Aferin sana! Aferin aslan oğlum benim. Yurt dışına çıkıyorum ya. Azan, kızım. Projen kabul edilmiş. Projen kabul edilmiş. Bak. Abi kazanmış annem. Anne, ben bu sene Hazan'a doğum günü hediyesi almak istiyorum doğum gününde. Oğlum ne gereği var? Harçlığın cebinde kalsın. Ya şu zamana kadar hiçbir doğum gününde zaten bir şey yapamadım. Bundan sonraki doğum günlerinde de yanında olmayacağım. Dolayısıyla çok güzel bir doğum gününün yaşamasını istiyorum. Kemal abileri de çağıralım mı? Hadi aşkım, hadi. Hadi Azancığım, bak buyurun. Bak buyurun. Hadi abi. Hadi, hadi. Hadi o zaman şey mi yapsak? Hadi. Hep beraber. Peki. Hadi. Bir, iki, üç. Çok iyi oldu. Yarın öğleden sonra da alırız sonuçları. Anladım Feride. Hayırlısıyla bir Yaman'ı yolcu edelim, konuşuruz. Ben? Kimle konuşuyorsun sen? Feride. Ameliyat için hazır olup olmadığımı sordu. Sibel. Şey diyeceğim ya. Biz Yaman'a söylesek mi? Ha? Belki duyunca gitmez. Olmaz. Ben bu kadar mutluyken söylemem. E sen istiyordun yavrum. Tamam. Ama kalırsa benim için kalmamalı. Hazan için kalmalı. Bebeğim ya. Kurban olayım böyle şeyler düşünme. Rica ediyorum. Bırak çocuk kalmak istiyorsa kalsın. Ha? Önemli olan bu değil mi? Hepimizin mutluluğu. Bitti gitti. Tamam, önemli olan hepimizin mutluluğu ama... Okan sana da bir şey olursa... Hazan'ın Yaman'dan başka kimsesi kalmayacak.
Lütfen yapma. Yapma ne olur. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Tamam. Kabul edildiğin için çok mutluyum. Ben de anne çok. Ya gideceğin için tabii ki çok üzüleceğim. Ama bu senin geleceğin, hayallerin. Yaşaman lazım bunları. Hazan biraz daha fazla üzülecek sadece. Öyle düşünme anne. Hem siz de yanındasınız bak. Daha iyi olacak, göreceksin. Öyle tabii ama biliyorsun Hazan'ın sana düşkünlüğü başka. Hazan böyle her şey eskisi gibi olacak diye çok korkuyorum. Ama neyse sen bana bakma, güzel şeyler düşünelim. Böyle bir an önce bitirmeye çalış ki bir an önce yanımıza deriz. Gitme sen anneciğim. Hazan için. Ben bitiririm, bitirmez döneceğim hemen. Söz. Herkes kendi dünyasını kurar. Anne ve babalar için dünyaları çocuklarıdır. Siz de benim dünyamsınız. Sizi çok seviyorum ben. Anne. Çok. Ben de sizi çok seviyorum. Sen, babam, Hazan. Siz de benim mutlu olduğum tek dünyasınız. Bagajı açsana ya. Oğlum. Anne. Balım. Mutlu mutlu git annem, tamam mı? Okulunun tadını çıkar. Ha, bu arada tatil çizelgelerini unutma. Tamam mı? Tatil olur olmaz geleceğim söz. Tamam mı kuzurum? Annesini. Merhaba. Sonunda hayallerin gerçekleşti ha Yaman. Yolun açık olsun. Sağ ol. Cemal, hadi görüşürüz. Evlatlarım. Sen buna bak, ben dönüşte alacağım bunu senden, tamam mı? Yaman hadi oğlum ya, hadi gidelim, hadi geç kalacağız, hadi. Baba, burada vedalaşalım seninle de. Hazan orada gidince huysuzlanır. Kalabalık ya. Hem benim için de daha iyi. Ha. İyi, öyle mi delikanlı? Ağlamayalım orada, karizmayı çizdirmeyelim ha. Tamam. Oğlum. Anne. Sık sık ara beni, tamam mı? Tamam, söz. Yaman. Sen çok iyi bir abisin. Sen anlayana kadar seni sevdiğimi anlatabilirim ama seni özlemeye dayanamam.
seviyorum. Çocuklar büyüyor. Hayat değişiyor. Bu böyle işte. Ölümümüzü hiç düşünmeyeceğiz. Güzel güzel. Ameliyatımıza da hazırlanacağız. Hı? Korkuyorum. Korkma, yok öyle bir şey. Korkmak ne ya? Yok öyle bir şey. Ben seni çok seviyorum. Sen demiyor muydun sevgi her şeyi mümkün kılar diye? Ha? Hı hı. E tamam işte hadi. Kılsın bakalım. Hı? İyi ki varsın. Şu anda öyle bir tanem. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Hiç merak etme. Geliriz. Yok artık. Az var mı? Yok canım. Gelsene mi? Şuna bak sen ya. Ha? Hoş geldin. Hadi çal, bölmeyelim biz sizi. Şunlara bak. Tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ellerimden tut anne. Gel gel, gel beraber söyleyelim, gel. Aa. Ha? Hadi tut ellerimizden. Tut. Öğret bakalım bize. Tut, tut yüreğimden, tut düşlerimden, tut ellerimden, ellerimden tut anne. Oğlum, akşama çok güzel yemekler yaptım. Geç kalma olur mu anne? Anne neyi kutluyoruz? Neyi kutlayacağız? Senin dönüşünü kutluyoruz. İyi de ben gitmedim ki. Taksiyi döndürdüm. Aa, olur mu? Benim için ben seni taksiyle uğurladım. Sen geri geldin. Bu kutlamaya değer. Tamam, erken gelirim. Özel bir şey istiyor musun bakayım? Yok. Tamam. Anne. Ay. Bir tanem. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Anne, Hazan'ı öylece bırakamazdım. Ya bırakıp gidemezdim. Seni seviyorum. Thank you.
istediğim çok şey vardı. Hepsini size bırakarak gidiyorum. Hazan'ın güleceği, konuşacağı, ağlayacağı günleri size bırakıp gidiyorum. O bunu başaracak. Anne! Siz sevdikçe daha da iyisini yapacak. Göreceksiniz. Elinizi tuttuğunda içinizi mutluluk kaplayacak. Hayatınızı, geleceğinizi renklendirecek. Hasan ömrünüzü güzelleştirecek. Ben biliyorum da size anlatmam gerekiyordu. Öğrendiniz. Artık gidiyorum. Sevginin zamandan, maddeden bağımsız sonsuzluğuna gidiyorum. Sizi sevmeye devam edeceğim. Hoşçakalın. Gökte yıldız söner şimdi. Annem beni anar şimdi. Sevdiğimler kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? 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 Bir kınardım, kan oldum, yol kenarı han oldum, yanıldım ah ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? 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 Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?